Hadi sen sütlü pazıyı bir yap, bir izleyelim bakalım. Şöyle bir tadına bakın. Bir tadına nasıl bakmış? Taze değil aslında, yazdan yaptığımız inek sütlerinden. Biraz tuzlu olabilir ama süt kokusunu ve gerçek şeyini alabilirsiniz. Yağı içinde, hepsi içinde. Oh, mis gibi. Çok güzel değil mi? Ben tamamladım. Şöyle alacağım. Kendimiz yaparız, atarız karanlık yere. O kendi olgunlaşır. Olur, olgunlaşır. Ne yiyorsun sen günde? Bize anlatsın bir beslenmeyi. Vallahi ben şimdi öyle pek... Yani çay tüketmem. Ya ıhlamur olur kışın benim, ya süt olur. Tamam. Yazın da komposta suyu içerim kahvaltıda. Bakar mısın? Şişeden dökerim hemen. İçini kendi meyvanın şeyi. Yani ne bulursam onu yerim aslında. Aslında kahvaltı çok da öyle salam sucuk gibi şeyler değildir aslında İbrahim. Kahvaltı dediğiniz iki zeytin, biraz peynir, biraz tereyağı. Bir kaşık reçel veya bal. Hani bir, ama renkli bir şey olsun isterim şöyle. Ya bir mor lahana salatası, yeşillik salatası veya da işte domates suyu. Kışınsa acılı domates sosu. Yazınsa kendi yetiştirdiğimiz domateslerden. Tereyağı, peynir, yumurta, bal, süttür. Harikasın. Kahvaltısı bu. Hadi başlayalım bakalım. Başlayalım. Sütlü pazıyı nasıl yapacağız? Meltem ablacığım da. Canım. Ben şöyle kenara doğru geçeyim aşkım. Ay hayatım. Meltem ablacığım da kumpirini yapsın. Ben de malzemeyi biri şehir lezzetleri diyelim. Biri daha yöresel de değil aslında. Doğal lezzetler. Olması gereken lezzetler aslında. Ay, atalarımızdan kalma tarifler. Hepsini de seviyoruz. Biraz sıvı yağ koyuyorum tencereme. Tamam. Biraz da tereyağı koyuyorum. Bak bak bak. İkisini birden. Hı. Harika. İkisi de birden çok güzel oluyor çok, değil mi? Çok bence. Hep ben de karıştırırım ikisini. Üretemediğin hiçbir şey var mı? Ah keşke şu toprağımda şu tutsa dediğin. Biraz çaba, emek ve deneyerek öğrenme aslında. Evet. Yani topraktaki bir şeylere direkt ne kadar ilimli bilgili olursanız olsun o yere, o coğrafi yapıya göre değişiklik gösterebilir. Tabii. Başka bir yörede olan burada olmayabilir. Elbette. Ben tabii gözlemledim yani her şeyi yetiştiremem tabii ki. Yani tabii. Bir mandalina veyahut da zeytin ağacı tabii. Olmaz bizim orada. Tabii. Tabii. Çünkü soğuk ormanın içindeyiz. Biz Batı Marmara'dayız. Tabii. Yani ormanın göbeğinde kıra ve don çok oluyor. Kışları soğuk geçiyor. Her türlü sebze meyve tabii ki olmaz. Ama mesela ilk köyde çilek yetiştiren benim. Gerçekten. 10 yıl önce başladı çilek bahçem var. Ay ne kadar güzel. Çileklere gidiyoruz. Olmaz dedi. Ben olur dedim inşallah. Çileklere gidelim. Mis çünkü şöyle bir öğrenmiştim. Çileğin soğuklama ihtiyacı var, çilek fidesinin. Akdeniz'de, Ege'de çileği tarladan söküyorlar fideleri. Dolaba saklıyorlar kış, yani yaz boyunca. Orada soğuklama ihtiyacı olsun diye tekrar çıkarıp bekliyorlar. Bizde kışın soğuklama ihtiyacı olduğu tabii. için bağırdı tekrar canlanıyor evet. çilekler. Oh harika. Onun için o, başardım yani onu. Bravo, tebrik ediyorum. Çileğini özellikle çekmeye geleceksin. İnşallah. Sana taze soğan koyuyorum. Allah. Oh, taze mi? Sarımsak koyuyorum içine. Başlıyorum kavurmaya. Vay vay vay. Biraz vay. Bunlar asit ödeyecek. Arkadan da fazının saplarını doğradım ya. He. İlk önce fazının saplarını atıyorum. Yerken ağzına tane tane gelsin biraz yumuşasın diye. Yaprak çabuk şey yapıyor çünkü. Çabuk yumuşar. Hı-hı. Şimdi abla çok güzel Hanım, pazı yemeğini yapıyorum. Şey bırakın ben sana. Kaşar peyniri bıraktın mı? Bırakayım hayatım. Var, kaşar peynirimiz bolca var. Çocukların seveceği bir yemek olsun yani. Tamam. Hani içinde süt, tereyağı, kaşar peyniri çok lezzetli olacak. Çok güzel. Güzel koktu yeşil. Mükemmel gerçekten. Yani şu bunu aslında gel. Kızartmıyoruz, soteliyoruz. Yani biraz döndürüyoruz, yumuşuyor. Zaten tamam. Ot ya. Evet. Çok çabuk da pişer. İçinde hı-hı. taze sarımsak var. Hı-hı. Taze soğan var. Biraz maydanoz, pazı. Kokuya bakar tereyağı, taze sarımsak yumurta. Koktu. Hı-hı. Mükemmel. Hayatım hocam ben bir tane yumurtalar için şeyi alayım mı? Bir kase vereyim hayatım. Bir kase alayım. Bu zaten şimdi bu pazı, ıspanak gibi yiyecekler piştiği gün yenmeli değil mi Nazan abla? Tabii ıspanak, pazı bunlar fazla bekletilmemesi lazım yani. Evet. İkinci piştiği güne kalmayan zaten yemekler. Zaten çok çabuk olan yemekler yani ikinci güne kalmaması az evet. az yapacaksınız. Tüketeceğiniz kadar dolaba koymaya gerek yok. Hele yumurta giriyorsa. İbrahim hani bizim çocukluğumuzda çıktı buzdolapları. Biz köyde çok eskiden buzdolabı bile yoktu yani. Her şeyimizi ambarlarda soğuk toprak üzerinde. Tabii. Kilalerimiz vardı. Evin altlarında ya çiftliklerde işte mekan diyoruz biz. Evet. Ahırlar arka bölümünde toprak yere koyardı. Buz gibi de dururdu. Yani bozulmazdı ama taze günlük yapılırdı her şeyler. Evet. Kışlık yaptıklarımız konserve salça turşu. Onlar zaten yazdan yapıyorduk. Kış boyunca tüketiyorduk onları. Peki tamam sebze her şey peynirini üretiyorsun, yağını üretiyorsun. Hı. Et işini, protein işini nasıl yapıyorsun? Biz kendi hayvanlarımız da var bizim. İşte kendi hayvanlarımızı kesiyoruz. Kendi tavuk yetiştiriyoruz. Mesela civciv çıkıyor baharda Nisan, Mayıs aylarında. Onların yarısından çoğu horoz oluyor. Evet. Horozları 6-7 ay büyüttükten sonra Kasım gibi horozları kesiyoruz. Onları parçalara ayırıyoruz. Kavanozlara dolduruyoruz. İçine defne yaprağı, bir tane karabiber, tuzunu, suyunu koyup kapağını sıkıp bir saat kazanda kaynatıyoruz. Oh.
Tavuk eti konservesi oluyor. Kafama yapıyoruz kışın onlardan. Çorba evet, yap, ne istersen yap. Her şeyi konserve ediyor. Evet, evet, her şeyi evet. Şişeliyoruz yani. Her şeyi şişeliyorsun. Senin ambarını merak ettim. Çünkü eskiden ettim köylerde şey yok, buzdolap yok. Nasıl saklayacaksın? Senin kilerini merak ettim. Muhteşemdir. Kiler mi? Ambar büyük. Ama eskiden ambar diyoruz. Anadolu böyleydi. Saklama yöntemleri tabii, tabii, bu. Doğru patatesimiz, soğanımız, kabaklarımız, her şeyimiz, bulgurumuz, her şey ambarlarda. Tohumlarımız ayrı bir yerde. Evet. Şu konserveler güneş görmeyen karanlık bir yerde. Bir de çamaşır makinesinde de o kavanozları kapatıp sıcakta bir şey yapıyorlar. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. Ben öyle şey istemem, yapmam da. Olmaz bulaşık makinesi. Ne gider yani oraya? Olabilir. Pişti tamam. Evranım. Bunun içine sütünü ben katıyorum. Hı-hı. Böyle sütünü kattık içine. Tuzunu da katmıştık zaten. Şimdi yumurtalarını çırpacağız içine. Bir de kaşar peynirini koyacağız. Allah, bu yemeğimiz oldu. Harika. Ben bunları kırayım mı sana yumurtaları? İster misin? Pardon, havuç koymadık içine. Havucu unuttuk. Olsun, konuşurken olur. Onu da at içine. Pişer onu mi o da? Pişer, pişer. Pişer. Pişer sütün içine. Şimdi daha vitaminli olsun diye. Oh, sonra da. Çok bak o yumurtanın rengine bakalım. O ay, çok yumurtanın güzel. Küçüklüğüne ve rengine. Hı-hı. Bakar mısın? Hmm. Bak ne güzel zaten, taze gördün mü? Bak şu kolajeni görüyor musunuz? Tabii. Bu hani bu dirseklerimizde olan ha şeyler, eklem yerlerimizde bu yumurtanın bu yerindedir. Taze olduğunu oradan anlarsınız zaten. Ha. Yumurta dağılmaması lazım. Bak sana top gibi dağılmıyor. Lazım. Ne kadar yoğun. Hepsi de aynı değildir. Çok yani hiçbir yumurtanın şeyi birbirine benzemez aslında. Gerçekten organik. Yavuz Bey bunu görmeliydi. Yavuzlar bugün evet buraya olmalıydı. Yavuz hocam, hocam benim hocamdı. Tabii değil mi? Benim pazardan müşterimdir. Hocam ya da çiftliğime geldi, ağırladım onu. Ya, Yavuz hocanın organik bulup geleceği bir yer olabilir mi? Hocam bakın size organik yumurta bulduk. Hem de böyle gerçekten organik yumurta bulduk. Bu tazeliğini anlamak için bu yoğun olması lazım şuradaki. Bak şu. Yoğun olması lazım. Hmm. Dağılmaması lazım. Su gibi olmaması lazım. Yani beyazının bak dağılmaması lazım. Dağılmaması evet lazım. Çok yani dağılmaması lazım. Bak. Bunu anlayabilirsiniz tazeliğinden. Bayat yumurta bir aylık yumurta dağılır zaten. Dağılır. Farklı olur. Peki bir şey soracağım. Sarısı da patlar. Şimdi bu yumurta organik olunca, doğal olunca. Evet. Bunun tabii ki saklama süresi biraz daha kısa oluyor değil mi? Şimdi biz alıyoruz paketli yumurtaları hani üzerine organik yazıyorum. Bir evet buçuk ayda kullanma tarihi var bir evet ay. Evet aynen öyle. Asla bir ay, bir ayı geçmemesi lazım. Evet. Biz şöyle saklıyoruz. Biz şimdi baharda bizim yumurtamız çok oluyor. Pazardan aldığımız yumurtayı ne kadar süre tüketeceğiz? Vallahi şimdi onun o nereden nereye kadar yolculuk yaptı ben onu bilemem ama tabii, bak, yani aslında tabii, esas önemli tazelik bir haftalıktır. Bir hafta. Ama bir aya kadar saklanabilir yumurta. Yumurtayı yıkamadan serin, kuru ve saman içinde işte bir böyle saklama kabında karanlık bir yerde saklayabilirsiniz. Hatta ben buzdolabına hiç yumurta koymam. Aa. Ama biz sonbaharda kuskus tarhana yaparız ya. Hani evet tarhana koymuyoruz pardon da. Erişte var mesela yufka var. Erişteye bunlar hep yumurta koyuyorsun ve sütle oluyor tabii onunla. Sonbaharda bizim tavuklar tüy döküyor. Azalıyor yumurtalar. Kışa giriyor ya hayvanlar yağmuruyor, ayakları soğuğa basın yumurtayı kesiyorlar, azaltıyorlar. Bu sefer ben de yazın bak arkadaşları olmuş. Bol üşütüyor oldu mu ayakları? Üşütüyorlar ayaklarını. Aa, içeride kışın soba yakarsanız ahırda onları yumurtlamaya devam eder. Yani yakmazsanız ayaklarına ya da bez sararsınız. Ah, üşümelerini engellemek için. Yani aslında tavuk, her tavuk normalde her gün bir yumurta yapmaz. Çok nadir. Tabii. Bir gün yumurtlar, bir gün yumurtlamaz hayvan. Hmm. Çünkü buğday arpa yiyorlar, dışarıda ot yiyorlar. Bir kar yağdığı zaman içeride kapalı kalıyorlar. O zaman nasıl da yumurtlamıyorlar zaten. Değil mi doğanın kendisi? Kuskuz ve şey yapmak için, hamurları yapmak için yumurtaları yazın bol olduğu zamanlarda ben saklıyorum. Bir ay sonra yapacağız ya. Tabii. Bir ay sonra kullanmak için saklıyorum ama yani bir aydan sonra zaten durmuyor. Yumurta da tazeliği gidiyor. Evet doğru. Peki. Bu pişti. Şimdi buna yumurtamızı kırıyoruz. Bak sütünü de çekti. Çok güzel havuç oldu. Havuç da içinde çok havuçları güzel oldu. Havuçları da pişti. Böyle yumurtamızı oh da kırıyoruz içine. Oh. Sütlü pazı. Evet. Sen bunu çocuklar için dedin ama bu bizim çocuklar için de için, şahane evet, bir yemek. Büyükler için de mutluluk artırıcı diyelim. Evet. Değil mi? Mutluluk günüymüş ya bugün. Aynen bugün mutluluk hı-hı günü efendim. Evet, doğal besleniyoruz. Evet. En azından doğal beslenebildiğimizin farkındayız hala. Bunu ekmeksiz de tüketebilir, tok tutar. İçinde sütü, yumurtası var, tereyağı var, havuç var. Bol sebzesi var. Aa, D güzel vitamini hepsini kattık içine. Kaşarı da koyuyorum şimdi diyorsun. Bu oldu, kaşarını koyacağım, hiç karıştırmayacağız. Tamam. Böyle serpileceğiz üzerine. Koymasanız da olur ama yani biraz böyle hem toplasın suyunu yemeğin diye. Heh. Hem çocuklar seviyor ya tadını. Bu şahane büyükçe bir omlet oldu aslında. Aynen. Değil mi? Yeriz Meltem abla. Evet, yani bunu yeriz sabah kahvaltısında bile yapabilirsiniz. Tabii. Ben yaparım yani misafirlerim. Otla da yapılabilir. Başka bir otlarla da olabilir. Ama pazı en kolay ve besleyici bir ot. Çok güzel koktu. Nazan Kurtan Çatalca'dan geldi organik lezzetlerle efendimize. Kendi bu yetiştiriyor. Kendi tarlasında ekiyor, biçiyor. Oldu mu? Bunu kenara alıyoruz.